Herkese merhabalar, ben Hafize. Kanalıma ve videoya hoş geldiniz. Eğer ilk defa vlogumu izliyorsanız bilmiyorsunuzdur ama ilk defa değilse genel olarak her yere geç kalıyorum. Böyle bir sıkıntım var. Şu an en yakın arkadaşım beni bekliyor. Ona içmeye çalışıyorum. Deli gibi beklettim. Ve hava çok soğuk. Bu hafta sizinle birlikte vlogluyoruz. Bunun da nedeni bu hafta yılbaşı haftası. Ve çok güzel dolu dolu bir haftam olacakmış gibi hissediyorum. Ve bu dolu haftaları ne zaman çekmesem pişmanlık duyuyorum. O yüzden bu haftayı kaçırmak istemedim. Umarım çok güzel bir sene olur 2020 hepimiz için. Ama şimdi benim koşmam lazım. Yoksa geç kalacağım daha da. Geç kaldım. Ama sonunda başardım. Nana! Alkış, ben hala müzik seçmeye aynen. Çalışıyorum. Aynen. Müzik mı yapsam? Ben yeni şarkılar buldum. Yeni şarkılar dinleteceğim sana. Bir co-pilot olarak şarkı bizden sorulur efendim. Evet. Co-pilotun görevi budur. Neyse gidelim, ondan sonra da konuşuruz yani. Evet. Şimdi neye çok ilgilenmedi. Evet. Gidelim bir sonra. Telif yeme de. Yeme. Tamam. Bir cool kızı gördüm sanki. Biz oturduk, sohbet ettik. Yıl sonu değerlendirmemizi yapmış bulunmaktayız. Bizim finaller yüzünden görüşemediğimiz bir ayın acısını çatır çıkarttık mı bence? Daha tam çıkaramamışız gibi. Şimdi ise bir 3 saat daha. Hediyeler. Biz erken yılbaşı kutlamalarına başlıyoruz bir o zaman. Bir gün cüksel. Sorry, vatana tutuşmuş olabiliriz şu an. Bu kız, ben bir aydır görmüyorum. Bence ona kızmasınız. Aşağıda herkes kızabilir. Evet, sana kızmıyor. Evet, Kadir Az'a kızın. Bunu söylemek miydim? Bilmiyorum. Herkes Kadir'si aşağıda soyu sorsun, olur mu? Çünkü lanet olası bir ay boyunca benim arkadaşım benden mahrum etti. Ayıp. Senin de finallerin geliyor. Hadi bay. Gidiyor musun? Boğazım var, evet. Annem de boğazım abi. Sen gitme. De şimdi çal. Gitme sen mi? Sen de gel. Beni getirmiyorsun. Sürpriz olsun diye. Vallahi çok hasta oldum. Evet, 8 Ocak'ta alarmlarınızı kurun falan. Belki o günü bloklarım. Aynen. Sen çekersin ama. Aa, evet, aynen. Ay istiyordum neydi? İstiyorsanız aşağıya yorum bırakmayı unutmayın. Şimdi biz vedalaşacağız. Hadi. Şey yapacağız. Bu son provada duyacağız. Bakacağız. 26. Hava gerçekten buz gibi. Ben şimdi bugün eve geldim, yani bugünü bitiriyoruz. Bugün böyle tiyatro, nehirle dolu bir gündü. Çok yoruldum. Bugün biraz erken geldim artık. Dinleneyim azıcık. Selamlar, yeni bir günden bugün. 31 Aralık 2019. Yani anlayacağınız 2019'un son günü bugün. Bugün ne yapacağız? Hemen size anlatayım. Öncelikle geçen videolarımda çekilişi kazananlar için kitapları kargoya vereceğim. Sonrasında ise arkadaşıma bir okuma kitabı vereceğim. Onu halledeceğim. Sonra alışveriş yapmaya gideceğiz akşam için. Siz de benimle geliyorsunuz. Ve şunu söylemeyi unutmak istemiyorum. Bugün sabahtan bir tane video çektim. Onu da bugün saat 4'te yayınlayacağım. Yani siz bu videoyu izlerken onu izlemiş olmasınız. Onun çekilişi 8 Ocak'a kadar devam edecek. Eğer izlemediyseniz aşağıya linkini bırakıyorum. O çekilişe katılabilirsiniz. Kargolar kargoya verildi. Kocaman bir tik. Şimdi arkadaşıma kitabı vermeye gideceğim. Ama bana geri dönüş yapmadı daha. O yüzden net bilmiyorum yani nerede olduğunu. Şu an bir böyle bakınacağım bakalım. Şu an alışveriş yapmaya geldim. Hızlıca alışveriş yapıp çıkacağım ama çok hızlıca yapmam lazım.
Vivo. İşler yapıldığına göre görev tamamlandı. Şimdi eve dönüş çok acıktım. Ve evdekiler beni yemeye bekliyorlar. Çok güzel, yılbaşı akşamı çok iyi bir program oldu. Herkese merhabalar. Bugün 2 Ocak 2020. Dün sizinle görüşemedik çünkü yağmur başladı ya, inanmıyorum. Neyse, hızlıca konuşayım. Dün sizinle görüşemedik. Çünkü birazcık kendime gelmem gerekiyordu. Malum yılbaşı. Bugün ama çok soğuk bence. Ve bugün çok fazla işim var. Normalde ödev teslimlerim var. Sonrasında bir de tasarım yapacağız arkadaşımla birlikte. O da bir ödev. Akşam tiyatroya gideceğim. O yüzden bu kadar kalın giyindim. Ama yağmur çok fena bastırdı. Şu an ben gidip hemen şemsiyemi çıkarıyorum. Okula geldim, ödevi teslim ettim. Şimdi çıkıyorum. Şu an afişimizin birazını tasarlamış bulunmaktayız. İşte çok güzel buluyorum. Fakat gösteremiyorum. Çünkü şu an tam bitmedi. Gösteririm ilerleyen süreçte. Ama güzel oluyor. Yani bilmiyorum, bu sonradan gelen bir fikir ama çok sevdik ikimiz de bu fikri arkadaşımla. O yüzden merak içerisinde yapmaya devam ediyoruz. Üç kulaç. Evet. Tiyatro provasından çıktık. Afişi, yani daha doğrusu distribüsyon, yani broşürü tasarladık. Şimdi eve geçiyorum. Çok acıktım ve çok soğudu hava. Gerçekten kış geldi. O yüzden gidiyorum. Burnum buz gibi olmuş. Okuldaki tiyatro ödevini bitirdikten sonra arkadaşım beni aradı ve dedi ki tiyatro var, gelmek ister misin? Dedim gelirim. Çok uzun süredir gitmek istediğim bir oyuna davet ettim. Ona gidiyoruz şimdi birkaç kişiyle birlikte. O yüzden gerçekten çok heyecanlıyım. Böyle bir anda plan değişikliği oldu. Normalde bu video hani bitecekti. Edit yaptıktan, daha doğrusu tasarım ödevinden sonra. Fakat tasarım ödevi kısmını tamamen çıkarıyorum. Çünkü bu tiyatro daha önemli. Şimdi Beşiktaş'a geçeceğiz. Toy İstanbul'da sahne. Toy sahnede. O yüzden çok heyecanlı ve çok mutluyum konuyla ilgili. Oldu. Şu an tiyatrodan çıkmış mı? Tiyatrodan çıkmış bulunuyoruz. Nasıl buldunuz? Hakan Kutaş. Hakan Kutaş. Kuşa Develi. Dileri Toprak. Başka da bir şey demiyorum. Zaten 4 oyuncu var bu arada. Ama güzel bence 4 de çok iyiydi. Muhteşem dörtlüydü. Beğendik. Enerjileri yüksekti. Yönetmenimiz İnşallah yeni konuşuyor. Yılınızda herkesin böyle enerjili geçen. Buradan Merzifon'lara bir şey demek. Buradan bütün Merzifon'a selam gönderiyorum. Hepsine selam olsun. Aleyküm selam. O zaman kapatıyor he. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Şu an eve geldim. Ve Hakan Kurtaş'la tanıştım. Birincisi, adam gerçekten çok iyiydi. Yani çok iyi oynadı. Aşırı yüksek girdi. Aşırı yüksek devam etti ve çok çok güzeldi. Eğer gerçekten bilet bulabilirseniz muhakkak gidin. Yak bunu. Çok güzeldi. Çok beğendim. Büşra Develi çok güzel bir kadın. Onunla tanışamadık. Ama gerçekten çok ama çok güzeldi. Bir kere çok uzun ve çok zarif bir kadın. Böyle kadınlara bayılıyorum. Uzun olmayı çok isterdim. Ben de 1.70 falan olsam çok mutlu olabilirdim. Gerçekten. İlk başta böyle şey yapıyorsunuz. Hı? Ne alaka? Ne oluyor? Şimdi falan böyle diye bir başlıyor. Sonrasında aktıkça, hele Hakan girdikten sonra öyle yükseliyor ki. Öyle yükseliyor ki oyun çok güzeldi. Ben çok beğendim. Aşırı 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 beğendim. Ve sonu mutsuzdu. Buna çok üzülüyorum. Ama
sanırım mutlu aşk diye bir şey yoktur. O yüzden artık buna inandığım için sonunu da beğendim sayıyorum. Ve bu vlogun sonuna geliyoruz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Gelecek diğer videoda görüşmek üzere diyorum. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok dikkat edin. Bay bay.